şeyleri, klepeleri söktük, çıkardık buraya. İnşallah sulamaya başlayacağız. Büyük botumuz var bak. Şunlar da eski botumlarımızın şeyleri, dinamalarımız filan. Yukarı arazi sulama için saniyede yaklaşık 400 litre su çıkıyor. Sulama olarak kullanıyoruz şimdi. Aynı zamanda piknik amaçlı da kullanıyoruz buraları. Bu mevkide buraya devedaş deriz. Yine bir gurbetçimizle beraberiz. Avrupalı Türk Şırparası da siz tanıyalım. Ben Hasan Ünal. Almanya'da Şırparacılar Derneği sekreteriyim. Yani Kasaz diyelim. Kasaz'ı siz? Köyün bir yardımlaşma derneği var. Tabii köyü özlüyoruz. Orada da yaşatıyoruz. Duyduğunuz kadarıyla kanalımızda yayınlanmış. Evet, oradaki etkinliklerinizi Fransa, Almanya'da yayınladık biz. Lord diyordunuz siz böyle. Baya manzara değil yani. Yani güzel oluyor da böyle senle de mutlaka bir araya gelip Avrupa'nın çeşitli kentlerinden bir yerde buluşuyoruz, işte eğleniyoruz, futbol turnuvası yapıyoruz. Bayağı şıparalı var değil mi orada? Çok. Bayağı. Siz Almanya'dan Fransa'ya gittiniz değil mi? Bu sene Fransa'daydı. Daha önceki senelerde Frankfurt'ta düzenliyorduk. Bizzat ben ilgileniyorum yani. Şıpark nasıl bir yer? Hakikaten gördüğünüz kadarıyla böyle yemyeşil, böyle sular akıyor, temiz bir hava. Şırpara bizler için dünyanın en güzel yeri. Yani Avrupa'da ne kadar da iyi yerler görsek de, gezsek de, Avrupa ne kadar da güzel olsa, düzenli de olsa, bizim memleketimiz bir başka yanı. Buradan o zaman Almanya, Fransa var mı selam? Almanya'daki, Fransa'daki ve bütün Avrupa'daki hemşerilerimize selam. En kısa zamanda inşallah köye gelirler, bu güzelliği görürler. Sizi tanıyalım. Tabii ya. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. İsmim Ercan Özcan. Malum Şıkparaklıyım. Ya Şıkparak'ın bu web sitesi var, böyle güzel bir bilgi alıyordum. Onun yöneticisiniz. Evet, amatör ruhla Şıkparak.biz sitesini yayın hazırlıyorum yaklaşık 6-7 yıldan beri. Şimdi Şıkparak hakikaten güzel bir yer. Ben ilk defa geldim. Bayağı da beğendim, güzel yeşillik, böyle akan çay, böyle güzel köprüler, piknik alanları. Şehirler falan evet bir haydi güzel köyümüz. Siz de görmüşsünüzdür yani civar köylerin içerisinde herhalde. Herkesin köyü güzel ama bizim köy bir başka güzel, gerçekten bir başka güzel. Burada gurbetçi çok. Şimdi demin de dediniz, sitede bizim bir şey çalışmamız var. Gurbetçi köylülerimizi tespit çalışmamız var. Şu an 900 küsür hane tespiti yaptık. Bunda yaklaşık 4000-5000 kişi yapar sanırım. Yani hatta bunun yakın bir zamanda bunu geçeceğini tahmin ediyorum. Bir hayli insan var bu yurtta yaşayan. Onların etkinlikleri falan bilmiyor. Sadece orada Avrupa'da da olsun, orada etkinlikler falan. Tabii organizlere, köyümüze ciddi anlamda yardımlar oluyor. Oradaki derneğimiz var. Derneğimizin de kanalımızda programı yayınlandı, seyrettik güzel. Onunla teşekkür ederiz. Derneğimiz ciddi çalışmalar var. Kendilerine tabii teşekkür ediyoruz. TV Kayseri takip ediyor musun? Ben dedim ya, İstanbul'da yaşıyorum. Şehir çıkınca antene, bu bile çıkınca şu anda ciddi anlamda seyrediyoruz. Şeydeki sıralamayla bir hayli aşağılara indirdik yani. Şu an sanıyorum 10 numaralı kanalı kaydettik. Akşam sizin kişisel programlarınızı, gündemin değerlendirdiğiniz programlarını seyrediyoruz. Ayrıca Kayseri programını tabii kaçırmıyoruz yani. Şu anda Şırpara köyündeyiz, yine köyün içerisindeyiz ve yine bir gurbetçimiz Kazım Kıra ile beraberiz. Kazım Bey merhaba. Merhaba, köyümüze geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz, sizi tanıyalım. Daha önce bizi de ziyaret etmiştiniz zaten. Ben Kayseri'de sizin yerine TV vardım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Köyümüze kadar zahmet çektim, geldim, memnun oldum. Allah size razı olsun. Köyümüzde böyle gurbetteki vatandaşlarımıza tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerin sayesinde. Şimdi ise Belçika'da abim var. Onun rızası üzerine kendi evini çekime geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi onun şuna kadar değil mi? Burada o manzarayı gördüm. Şimdi kendisi burada olman için çok üzgünüm. Ellerini öpüyorum. Bütün ailesine saygılarımı sunuyorum. Ben Meryem Çalık. Meryem Çalık. Cam olur. Amcanız. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Burada, burada yaşıyorum, bu evde. Amcanız Kuvvet'ten geldi. Evet, Fransa'dan geldi amcam. Evet. Çok da özledim. Bayağı özledim. Çünkü akrabalar orada galiba. Evet, tek ben burada. Eksin burada kaldın.
Ne yapıyorsunuz burada? Günlük hayat nasıl geçiyor? Bir anlatın bize. Ben günlük hayat sabah kalkıyorum. İneklerine, bahçeyle, çocuklarla. İneklere bak. Evet. İneklere bakıyorum, bahçelere bakıyorum. Bu oğlum minik kim bu minik? Ne oğlum? Aman dur ya dur. Niye alıyorsun böyle bir... Allah'ım. Dur şöyle alalım. Adın ne senin? Abi çok sinirli ya. İsmin ne? Yaşar Samet. Kaç yaşında? İki. İki yaşında. Maşallah çok şirin ya öyle. Yaşar ne yaptın Yaşar? Nasılsın? İyi. Bu ne elindeki? Üsküp. Bak bana verir misin biraz? Vermiyor musun? Paylaşmıyor. Paylaşmayı pek sevmeyiz. Adım Erol. Köydeyim, köyde kalıyorum. Kendi çapımda esnafım. Kendi çapınızda esnafsın, çok iyi. Amcam olur. Bir tane siz gitmemişsiniz Fransa'ya. Evet. Ben... Götürmediler misiniz? Ne oldu? Götürmediler. Amcası niye götürmedi? İsmet değilmiş. O zaman böyle bir şey yok. Ufaktı. Babam da götürmedi. Babam götürmedi. Amcalarım da artık imdat beklemezler. Yesin burada bıraktı. Herkes Fransa'da. Allah'ım. Babası bir ara götürdü Almanya'ya. Geri geldiler. Ondan sonra kendisi rahmetlik oldu. Bunların yaşları tutmadan dolayı o zaman küçüklerdi. Geri geldi. Belki hiç gitmedi. Gitmedi. Burada evet. Bakkal amca yaptı da en sonunda. Böyle. Burada bakkal. O da iyi canım. Sizin evde burada şif para. Köyümüz güzel ama. Köyümüz güzel. Gerçekten güzel. Ben Fatma Kara. Ev oluyor burası. Öyle mi? Fransa'dan mı geliyorsun? Fransa'dan geliyor. Memnun oldum geldiğinize. Tanıttınız. Fransa'da ne iş yapıyorsunuz? Fransa'da çikolata fabrikasında çalışıyorum ben. Çikolata fabrikası. Ne yapıyorsunuz bir gün boyunca? Valla ekip çalışıyorum. 4 var diye, 2 var diye. Ambalajlar, makinede, çikolataları paketlemede. Maşallah bu yaşta emekli sarfıyla. 6 senedir aynı yerde çalışıyorum. Kaç çocuk var? 2, 4, 3 tane. 2 kız bile olan hepsi de evlendi. Çalışıyor muyuz? Hepsi de kızlar çalışmıyor. Oğlum, damadım çalışıyor. Anladım. Oğlum şu anda Burdur'da askerlik yapıyor. Çarşamba günü gelecek. Bütün hayırlı tezkereler olsun. Bütün askerlere kulübüne gelmek nasip olsun. Gözünüz aydın. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi izle geldiniz, köye geldiniz. Nasıl köy hayatı burada? Tabii köy ne de olsa çoluk çocuğuz. Kendi vatanımız oldu mu? Ne kadar da Kayseri şeyimiz olsa köy başka oluyor. Şuna bir Fransa'ya o zaman mesaj gönderim. Selam gönderim. Fransa'da bütün arkadaşlara, kızlarıma, beni sevenlere selamlar. Biz izliyor musunuz? İzlemez olur mu? Hepiniz 24 saat aynen Elif TV'ye izleniyor. Kazım abi izliyor musun bizi? Devamlı izliyoruz. Gurur diyoruz abi. Gerçekten Kayseri'de kendimizi Kayseri hissediyoruz. Elif TV'ye baktığımız zaman zevkle izliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bir de şunu söyleyeyim. Geçerek bundan Seyler abime ellerini öpüyorum. Abime evini çektik. Bakarsın, bizler hatırlarsın. Ellerini öpüyorum. Gelmedi. Hasta. Geçmiş olsun. Sağ ol. O da hasta gelemediği için o da bir sürüyor. İnşallah gelir o da görür buralar. Bize de yani misafir ettiniz. Stüdyonuzu gösterdiniz. Evet siz bize ziyaret gelmiştiniz doğru. Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Hoş karşıladınız. Neredesiniz? Ben Manisa Akhisarlıyım. Şipara gelin geldim. Evet Şipara gelin geldim. 2 sene oldu. Bir oğlum var. O maşallah. İsmi nedir? Güven Barış Yerli. Güven Barış Yerli. Çok da böyle klas bir ismi varmış böyle. Var mı burada mı mesajınız? Var. Manisa Akhisar'da oturan annem, babama, İzmir'de oturan kız kardeşlerim Hatice'ye, Arzu'ya çok selam söylerim. Ellerinden öperim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Keçik. Mustafa Bey, siz de gurbetçisiniz herhalde. Evet, ben Fransa'da. Hangi şehir? Sarbuk. Sarbuk'ta yakın. Sarbuk şehrinde. TV Kayseri izliyor musunuz? Her zaman gurur verici bir şey. Sizin için sizlere teşekkür ederim. Çok güzel, yani çok yani duygulandık. Çatı firmamda o işine ulaşık kardeşlerim var beraber. Şu paradasınız? Yok, Cülfarlı. Cülfarlı burada? Şurada benim annem var, kardeşlerim var. Ha, onlar ziyarete geldiniz. Kardeşlerim. Merhaba, siz buralısınız. Burada oturuyorsunuz daha doğrusu. Evet. Bayağı güzelmiş şu para ya. İşte gezdiğiniz yer falan gördünüz. Çok güzel bir yer. Sizin daha iyi çekim yaptığınızı düşünüyorum yani. Peki. Böyle Fransa'dan mesajınızdan Fransa'ya, gurbetçi, oradaki sizi izleyenlere bir mesaj gönderin isterseniz. Valla Fransa Sarbuk'ta kalan arkadaşlarım, bütün köylülerim ve kardeşlerim Ali, Naci, kardeşim var. Onları kucak dolusu selamlar. Herkese öpüyorum buradan.